Evet, tekrardan hoş geldiniz. Asit bazın kaçıncı? Yedinci videosu. Zayıf asit bazların örnek sorusunu çözelim. Örnek soru çözümü konu anlatım videosundan ayrı olsun istedim. Çünkü hem soru sayısı biraz çok artacak. 8 tane soru nereden baksanız 15-16 dakika sürer. Hem videoyu çok uzatacak hem de daha sonra dönüp bu örnekleri inceleyebilirsin. Burada çıkmış soruların benzerleri de var. Orijinali yok biliyorsunuz. ÖSYM telif atıyor. ÖSYM ergen çocuk gibi benim sorularımı herkes kendi çözebilir. Kimse kimseye çözemez diyor. ÖSYM'ye buradan her videomuzda yaptığımız gibi sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Hadi zayıf asit bazdan biraz soru çözelim. Hadi bakalım. Oda koşullarında o hazırlanan haşvenin suyu çözeltisi ile ilgili. Haşve suda iyi çözünür. Bildiğiniz gibi zayıf asitler suda iyi çözünmez derseniz ilgisi yok. Zayıf veya kuvvetli olmasının çözünürlükle bir ilgisi yok arkadaşlar. İyonlaşma bak çok dikkat et. İyonlaşma. Haşve suda olduğu gibi hidrojen bağı taşıyan bir maddedir ve suda iyi çözünür. Bunun zayıflığıyla hiç ilgisi yok. Ve su ile hidrojen bağı yaparak çözünür. Ancak suda hazırladığın çözelti az iyonlaşır. Tamamı iyonlaşmaz. Yani sen 1 molar hazırlarsan 10 üzeri eksi 2 molar iyonlaşır. Dolayısıyla çözeltinin hidrojen iyonu derişimi, çözeltinin derişimi hidrojen iyonu derişiminden büyüktür. Evet, doğru cevabımız Adana. Hadi o zaman sonraki soruya geçelim. Eşit hacim ve derişimde HCl ve CH3COOH. Ne demiştim ben sana? Zayıf asitleri bil. Zayıf asitleri soru olarak sorabilirler sana. Zayıf asitlerden bilmen gerekenlerden biri CH3COOH. Yani zayıf bir asitle kuvvetli bir asidi kıyaslıyoruz. Kuvvetli asit ve zayıf asidin başlangıç derişimi aynıysa, örneğin ikisi de 0,1 molarsa pH değerleri aynı olmaz. Neden? Kuvvetli asit %100 iyonlaşacak. 0,1'i 0,1 iyonlaştıracak. pH'i 1 olacak ama zayıf asit 0,1'in %1'ini, binde 1'ini iyonlaştıracak. Yani 10 üzeri eksi 3, 10 üzeri eksi 4 iyonlaşacak. pH'i 4,5 olacak. Dolayısıyla pH değerleri farklı. Elektrik iletkenlikleri o da farklı. Çünkü elektrik iletkenliği de çözeltideki toplam iyon sayısına bağlı. O zaman eşit olacak ne kaldı? Nötrleşmeleri için gereken baz miktarı. Haydi. Hocam bu zayıf asit. Kuvvetli asitle nasıl aynı miktarda bazı nötrleştirir? Bak şimdi bebişim güzelim bak. Şimdi HA'yı aldın. NaOH'la tepkimeye soktun. Na artı H2 olmuştu değil mi? Bak bu kaç mol atıyorum? 1 mol. 1 mol bazı nötrleştirir. Sen bunun molüne bakıyorsun sadece. Tepkimede iyonlaşıp iyonlaşmaması seni hiç ilgilendirmiyor ki. Aldığın asidi olduğu gibi tepkimeye sokuyorsun. Başlangıç molü aynıysa ki eşit hacim, eşit derişim. Molü aynı. O zaman nötrleştireceği baz miktarı da aynı olur. Varsayalım, bak varsayalım, yine varsayalım. Asitten gelen hidrojenle bazdan gelen OH tepkimeye giriyor olsun. Hani bunların miktarına bakalım. Hocam hidrojen iyonu sayısı az. Hani az iyon var ya nasıl OH'ı nötrleştirsin diye düşünebilirsin. Bak. Hemen ona da karşıyım ben. Ona da karşıyım. HA'da zayıf olduğu için H artı A dengesi var değil mi? Sen bu hidrojeni OH'la tepkimeye soktuğun ve hidrojeni ortamdan çektiğin zaman hidrojen azaldıkça ortam sağa kayacak. Hidrojen azaldıkça denge sağa kayacak. Hidrojen azaldıkça denge sağa kayacak ve HA'nın tamamı bitinceye kadar sen bu hidrojeni harcayabileceksin. Yani evet HA başlangıçta hidrojeninin tamamını suya vermiyor ama sen hidrojeni ortamdan çektikçe HA elindeki hidrojeni pompalayacak ve bütün hidrojenleri bitinceye kadar devam ediyor. Yani zayıf asit elindeki hidrojeninin tamamını iyonlaştırmasa da tepkimede elindeki hidrojenin tamamını kullanır. Bu nedenle zayıf asit ve kuvvetli asit kimyasal tepkimelerde aynı davranır. Biri ne kadar baz harcarsa diğeri de o kadar baz harcar. Biri ne kadar metalle tepkimeye girerse diğeri de o kadar metalle tepkimeye girer. Ancak. Bir, tepkime hızları aynı olmaz. Çünkü biri daha çok iyon içeriyor, diğeri daha az iyon içeriyor. İki, tepkimede açığa çıkan tuzun pH aynı olmaz. Birinde kuvvetli asit, kuvvetli baz nötrleşmesi sonucu nötr tuz oluşturuyorsun. Diğerinde kuvvetli baz zayıf asit nötrleşmesi sonucu bazik tuz veya kuvvetli asit zayıf baz nötrleşmesi sonucu asidik tuz oluşturuyorsun. Yani nötrleştirebileceği miktar aynı ama nötrleşme sonrası pH aynı değil. Ya hocam nötrleşiyor nasıl pH aynı değil? Nötrleşme videosunda bunu söyleyeceğiz ancak nötrleşmek, tam nötrleşmek asit ve bazın bitmesi demek. pH'in 7 olması demek değil. Tam nötrleşmek asit ve bazın bitmesi demek. pH'in 7 olması demek değil. Anlaştı değil mi? Tam nötrleşme sonucu ortam nötr olmak zorunda değil. Ortamda asidik tuzun varsa ortam asidiktir. Bazik tuzun varsa ortam bazik. Toparlayalım mı? Kuvvetli asit ve zayıf asidin. Kuvvetli asit ve zayıf asit. İyonlaştığı şey nötrleştirebileceği baz miktarları aynı. Ancak iyon derişimleri farklı olduğu için elektrik iletkenlikleri, tepkime hızları ve nötrleşme sonucu ortamın pH'i aynı değil. Eşit miktarda bazı nötrleştirir ama nötrleşme sonrası pH aynı olmaz. Tamam mı? Hadi geçelim o zaman. Herhalde buradaki soru bitti. Bu tarafa geçeceğiz. Evet. Oda koşullarında 0,1 molar derişimli X, Y, Z. X, Y, 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 sayıdır hocam. X,
Y, Z. Hepsi 0,1 molar. Hepsi 0,1 molar. 0,1 molar derivatifleri. Ama pH değerine baktığımızda 1, 2, 13. Şimdi pH'in 1 olması için hidrojenin 0,1 olması lazım. 0,1 girdi, 0,1 hidrojen verdi. Bu bir kuvvetli asit. pH'in 2 olması için hidrojenin 10 üzeri eksi 2 olması lazım. 10 üzeri eksi 1 girdi, 10 üzeri eksi 2 hidrojen verdi suya. Zayıf asit. pH 13 ise baz. Bazsa pOH'a bakacağım. pOH'ı 1. pOH'ı 1 ise OH derişimi 0,1. 0,1 girdi, 0,1 OH verdi. Bu da kuvvetli baz. X kuvvetli asittir. Evet. Y zayıftır. %100 iyonlaşmaz. Z kuvvetli bazdır. Evet. Çok güzel soru. Yüzde kaçının iyonlaştığını bakarak kuvvetli mi zayıf mı olduğunu hesapladığın çok güzel bir soru. Lütfen bu soruya iyice bak. İyice mantığını anla. Düşsene böyle bir şey çıkacak. İstihbaratı aldım. Çaktırma. Kaynağını sorma. Ayıp ediyorsun. Yine elinde kuvvetli bir asit var, zayıf bir asit var. Organik asitler, COOH taşıyan asitler zayıftı. Birer molar, birer litre. Her iki asidin de iyonlaşma yüzdesi ayrı değil. Ha pardon. Bir de su ekliyoruz birer litre. Ha tamam dur. Kuvvetli asit zaten %100 iyonlaşıyor. %100 iyonlaştığı için su eklemek bir şeyi değiştirmez ama zayıf asit az iyonlaşıyor. Ne demiştim ben? Su ekledikçe zayıf asidin iyonlaşma yüzdesi artacak. Su ekledikçe artacak. Su ekledikçe artacak. Dolayısıyla iyonlaşma yüzdesi HNO3'te artmazken CH3COOH'da artar. pH bir asidin var. Kuvvetli zayıf fark etmez. pH 2, 3, 4. pH 7 olan suyu ekliyorsun. pH her ikisinde de her türlü artar. Ancak hidrojen iyon derişimi yarıya düşmez. Ne demiştik hatırla. Zayıf aside su eklemek iyonlaşma yüzdesini arttırdığı için sen su ekledince su ekleyince daha çok hidrojen gideceği için sen hacmini iki katına çıkardığında ki burada iki katına çıkardın. Hidrojen derişimi yarıdan biraz daha fazla olur burada. Yani buradaki hidrojen derişimi 0,5 molar olurken buradaki hidrojen derişimi 0,6 molar olur. 0,5 yani yarıdan daha fazla olur. 0,6 molar olmaz. Başlangıçta 1 molar değil çünkü. Şöyle. Buradaki başlangıçtaki hidrojen derişimi atıyorum 10 üzeri eksi 2 molar olsun. %100 iyonlaşmıyor ya. Sen suyu iki katına çıkardığında derişimi 5 10 üzeri eksi 3'e düşecekken 6 10 üzeri eksi 3'e düşer. 7 10 üzeri eksi 3'e düşer. Yarıdan fazla olur. Yani hidrojen iyonu derişimi her iki kapta yarıya düşmez. Çünkü ikinci kaptaki iyonlaşma yüzdesi artarken birinci kaptaki artmaz. Birinci kaptaki artmaz demiştik zaten. Yanlış işaretlemişiz. O zaman cevabımız yanlışı soruyor. 1 ve 3. Lütfen çok dikkat edelim. Hadi bakalım çıkmış soru ne zaman çıkmış, ne zaman çıkmış, ne zaman çıkmış? 2010'da çıkan sorunun benzeri. Benzeri. ÖSYM'cim telif atma. Aynısı değil. Asitlik kuvvetli ile ilgili. Kuvvetli asitler suda tam olarak iyonlarına ayrışır. Tabii ki. Zayıf asitler suda tam olarak iyonlarına ayrışmaz. Evet. Halojenlerin hidrojenli bileşiklerinde asitlik kuvveti aşağıya doğru artar. Oksijenlilerde yukarı, hidrojenlilerde aşağı doğru artar. Her üçü de doğru. 2010'da çıkan soru asitliğin zayıflığı kuvvetli ile ilgili çok kolay bir soruydu. Hemen buna bakalım. Bu da 2011'de çıkan bir sorunun benzeri. HF'nin sulu çözeltisi. Bir denge sabiti verilmiş. O zaman Ka ürün bölü girer. Suda denge iklimine göre denge oluyor. Doğru. Flor HF'nin konjüge bazıdır. Evet. H hidrojeni fazla olduğu için asit flor baz. HF'nin sulu çözeltisinde AF eklenirse denge sola kayar ama Ka değil iyonlaşma yüzdesi azalır. Ka değişmez çünkü Ka sadece neyle? Sıcaklıkla evet. Ka sadece sıcaklıkla değişir. Evet cevabımız D seçeneği. 2011'deki soru, 2011'deki soru. 2011'de arkadaşlar 3 tane bileşik verilmiş. Bu bileşiklerin bağ enerjileri ve Ka'ları verilmiş. Bununla ilgili soru soruluyor bize. Şöyle azıcık daha küçülteyim. Tam görünsün ekranda. Tamam. Şimdi asitlik kuvveti en fazla olan Ka'sı en büyük olan H'si asitlik kuvveti en fazla olan. P neydi? Eksi logaritma. Eksi logaritması da alırsan bu 4 eksi log 6 kalır. Eksi logaritması da alıyorsun. Bunun eksi 7, bunun eksi 8. PKA'sı en büyük olan HX'tir doğru. Bağ enerjisi arttıkça bakın 360, 420, 552 asitlik azalmış. Ka ne kadar küçükse asitlik de o kadar küçük. Bağ enerjisi arttıkça asitlik azalır evet. X, Y, Z eğer halojense halojenlerde asitlik yukarıdan aşağı arttığı için asitliği en fazla olan Ka'sı en büyük olan Z'nin en aşağıda X'in de en yukarıda olması lazım. Atom numarası en büyük olan X'tir. Hayır, en küçük olan X'tir. Halojenlerin hidrojenli bileşiklerinde asitlik aşağı doğru artar. Yukarı doğru değil, aşağı doğru. Y ve Z suda %100'e yakın iyonlaşır. Çünkü Ka'ları çok büyük bakın. Çok çok büyük. Eksili sayıları bırakın. 1 milyon 10 milyon falan. Dolayısıyla bunlar kuvvetli asit. Hadi gel bakalım. 2011'de çıkmış başka bir soru. 2011'de 3 tane mi asit post sormuşlar? Evet. Bunlar karışmış olabilir. Biri 2011'in benzeri olmayabilir. Bir daha kontrol edeyim değilse PDF'de düzeltirim ama yani çıkmış soru nihayetinde. HX asidi ile 1 molar iyonlaşma yüzdesini soruyor. Doğrudan bakın gayet kolay. H ve X olarak iyonlaştırdım. 1 molar girdi. X'e X çıktı. X kare bölü 1 eşittir. Ka 1,6 10 üzeri eksi 5 yani 16 10 üzeri eksi 6. X eşittir 4 10 üzeri eksi 3. Bana bunu değil iyonlaşmasını soruyor.
1 molarda 4.10 üzeri eksi 3 molar iyonlaştıysa yüzde kaç iyonlaşır? 4.10 üzeri eksi 1. Yani yüzde 4 iyonlaşır sevgili arkadaşlar. O zaman KKB'nin işlem testini yani örnek soruları çözdüğümüz testi de burada bitirelim. Bu videoyu da burada bitirelim. Bir sonraki videoda hidroliz ve yetişirse tamponu beraber işleyelim. Yetişmezse hidroliz ayrı, tamponu ayrı işleriz. Son olarak nötrleşme ile beraber asit bazı bitireceğiz. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.